get out of this I will your world. Venom The Last Dance filmi için yayınlanan yeni görüntülerde All Black Necro Sword 2.0 ve çok daha fazlası gösterildi. Bu videoda ise yeni görüntüler hakkında bilmek isteyebileceğiniz belli baş detaylar hakkında konuşacağım. Bu fragmanda Nud'un sesini ilk defa duyuyoruz ve Andy Serkis tarafından seslendirildiği resmi olarak onaylanmış oldu. Ayrıca film boyunca Nul oturduğu yerde kalacak falan diyorduk ama sanırım post credit sahnesinde Nul'un ayağa kalktığı ve krinterin yıkıldığı bir sahne var. Benim burada asıl değinmek istediğim konuysa Nul'un kullandığı All Black Necro 2.0 olacak. Çünkü All Black Necro 1.0 Gordon tarafından çalınmıştı. <laughs> Null bir daha asla bu kadar güçlü bir silah yaratamamıştı ancak kovan bilgisi sayesinde yok edilen Necrosword'u geri getirmeyi başardı. Böylece ortaya All Break Necrosword 2.0 çıktı. Fragmana bakıldığında Null'un oluşturduğu portalların bu kılıç sayesinde ortaya çıktığını görüyoruz. Filmde Venom ve diğer simbiyotları avlaması için gönderilen Xenophage'ler bu portallardan geçip dünyaya geliyorlar. Ayrıca yine kılıç sayesinde Null olan biten her şeyi izleyebiliyordu. Bu noktada kimin nerede olduğunu anlıyor ve canavallarını istediği yere gönderebiliyordu. Null gerçekten iyi tasarlanmış bir düşman ve Spider-Man King'in Black filminde yenilmez bir düşman olarak ortaya çıkacak. Grintar'da kendini feda eden simbiyotlara baktığımızda önceki fragmanlara göre daha fazla simbiyot görüyoruz. Zaten milyonlarca simbiyot kendini feda etmeseydi Grintar asla yaratılamazdı. Finde göreceğimiz simbiyot bedenlerine gerçekten özen gösterildiğinin farkındayız ama keşke nasıl bu hale geldiklerini de göstermiş olsalardı. Şimdi Nul'un kendi güçleri olmadığını biliyoruz dostlar. Nul'un sahip olduğu tek özellik karanlık bir boyuttan simbiyot parçaları çekmek ve bu parçaları geliştirip kendine köleler yaratmaktı. Elindeki kılıç ve üzerindeki zırhı bile tamamen simbiyotlardan oluşuyordu. Bu yüzden Nul'un kullandığı silah nasıl bu kadar özelliğe sahip olabilir diyecekler de illaki olacaktır. All Black Necrosword direkt olarak bir göksel varlığın enerjisiyle beslenmişti. Yani kara delik şeklinde portallar açması ya da uzak mesafelerde neler olduğunu izleyebilmesi tamamen göksel varlıkların sahip olduğu özelliklere benziyor. Ayrıca MCU'da göksel varlıkların yarattıkları enerjinin rengi Null'un kullandığı enerjiyle birebir aynıydı. Teoride Null bizim Nowhere olarak bildiğimiz Celestial'ı öldürmüştü. An Celestial. here. Bir göksel varlığın zahmetsizce galaksiler ve gezegenler yaratabildiğini düşününce Null'un elindeki silah onu direkt olarak göksel varlık seviyesinde bir tehdit yapıyor. Ancak kolay sadece bununla sınırlı kalmayacak tabii ki. Nu dünyaya saldırmadan önce göksel varlıkları da ele geçirecektir. Öncelikle son sahnede ayağa kalkması ve Klintar'ı tamamen parçalaması asla boş yere olamaz. Sözde bu film Venom serisinin son filmi. Ancak Null Sony Spider-Man Universe ve MCU'nun en büyük düşmanlarından biri olacağı için Solo Venom filminde geri dönmeyecek. Bu filmde açıklanan bilgilere göre Null'u serbest bırakacak tek bir anahtar var. Bu öyle bir anahtar ki tüm Clinton'ı parçalayacak, Null'u yeniden eski gücüne kavuşturacak ve ordusunu toplayıp evreni istila edecek. Toxin bunun farkında ve bu yüzden Null hepimizi öldürecek diyordu. Hatta fragmanın birkaç farklı sahnesinde sanki Toxin'i göstermiş gibilerdi. Bu arada ben fragmanı izlerken şaşırıyordum ama Nul gerçekten çok büyük dostlar. Çünkü Null'un gönderdiği Xenophage'ler onun yanında ufacık görünürken dünyada kocamanlar. Ve daha bu basit yaratıkları bile durduramayan orduyla Venom ya da diğer simbiyotlar Null'un gerçek gücü karşısında hiçbir şey yapamazlar. Dediğim gibi Spider-Man'in 4. filmine ya da herhangi bir MCU filmine bağlanmadan Null'u zaten durduramazlardı. Thanos'tan daha güçlü, Thanos'un ordusundan daha güçlü orduya sahip ve en önemlisi de çok devren bilgisine sahip olan bir karakterden bahsediyoruz. MCU'da gördüğümüz hiçbir düşman bir göksel varlığı base formundayken tekleyemezdi. Ama Null bunu başardı. Ve sadece göksel varlıkları tekleyebildiğini düşünmeyin çünkü simbiyotikleri sayesinde göksel varlıkları kontrol etmesi mümkündür. Null'un sadece dünya ile uğraşması bence son derece saçma olur. Null'un amacı serbest kalmak, yeniden güçlenmek ve evrendeki ışığı söndürmektir. Bu yüzden ilk önce göksel varlıklara saldırması gerekecek. Ve ışık. For new Göksel varlıkları yok ettikten sonra da dünyaya yani savaş dünyasına saldırmasını bekliyorum. Bu yüzden Spider-Man'in dördüncü filmi çok büyük ihtimalle Avengers Doomsday filminden sonra geçecek. Sonuçta her şeyin bir zamanı ve sırası var. Evrenin başlangıcında Nud'u rahatsız eden bu varlıkların yok edilmesi onun en büyük amacıdır. Yani şu gördüğümüz şeylere bakarsak hangimiz bu filmden böyle bir hikaye beklerdi ki? Venom serisinin üçüncü filmi ve ismi Swan Dance. Yine dandik bir film geliyor diye beklerken filmi izleyenler seri için güzel bir final olduğunu söylüyorlar. Yani ilk iki filmi çerezlik bulanlar için güzel bir film olduğu söylenebilir. Ben henüz filmi izlemedim ancak bazı arkadaşlarım bugün filmin ön gösterimine gidecekler. Yani ben de sizin gibi cuma günü filmi izleyebileceğim bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum. Film iyi olur ya da olmaz bunu bilemeyiz ama son anda bile olsa doğru kararı verdiklerini düşünüyorum. Eğer şimdi Null'u göstermemiş olsalardı bir daha asla göremeyecektik. Venom 3 ilk planlandığında Null hikayenin bir parçası değildi. Ancak şu anda Null'a bağlı güzel bir senaryo hazırlandı. Önceki senaryoya göre konuşsaydık bu film letter bir karnişten fazlasını sunmayacaktı. 2025 yılında çekimleri başlayacak olan Spider-Man Kingin Black filminin 2025'in sonlarına yetişmesi de elbette imkansız gibi bir şey. Ancak 2026 yılına bakıldığında bence son derece büyük ve güzel filmler planlandı. Sony'nin bu pastada çok büyük bir payı var ve muhtemelen Secret Wars'tan en büyük karı Sony elde edecek. Adamlar Spider-Man serisiyle birlikte en yüksek iş hasılatını elde eden stüdyoydu. Bunun yanında kar ortağı olacakları çok devren filmlerinde de yine büyük bir yere sahip olacaklar. Yani Sony için 2026 yılından sonrası çok yüksek karlı bir dönem olacak. Ve biz zahmet 2026 yılından sonra Spider-Man filmlerine daha fazla yatırım yapıp anti kahraman filmlerinden vazgeçsinler. Özellikle Nolan tek başına MCU'ya gelmesinin çok büyük katkıları var. Mesela biz sürekli olarak göksel varlıklardan nasıl kurtulacağımızı düşünüyorduk. Hem Galactus'un hem de Null'un göksel varlıklara saldırması onlardan kurtulmamızın tek yolu. Çünkü göksel varlıklardan kurtulmadığımız sürece Battleworld'de onların daha büyük problem oluşturacağını düşünüyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.